Alta indirdim, üste çıkardım, oraya buraya koydum derken nihayet son karar kılmış bulunmaktayız. En yukarı yine aynı şekilde kitaplarımı koydum. Bu aşağıya Semoş'un aldığı şamdan değil mi? Mumlu şamdan, hangisi derseniz işte. Onları o şekilde koyup o ikinci rafa da yine kitaplarımı koymayı seçtim. Bu diğer rafa da kaktüslerimi getirdim. Bunlar balkondaydı zaten. Biliyorsunuz oraya yeni, yani değiştirdim, yeni aksesuar demeyeyim. Olanlarla onu değiştirdim. Bunları artık içeriye aldım. Bardaklarımı da özellikle oraya koydum. Onlar benim için önemli olan bardaklarım. Bu balkonda olan kaktüslerimi de buraya getirdim, siyah tepsisiyle birlikte. Bunların bu şekilde yere doğru uzaması gerekiyor. Bunlar uzadıkça artık ikinci, üçüncü rafa derken yukarıya alırım. Bu siyah çerçevenin içine henüz doldurmadım. Resimlerimi çıkarttırmıştım. Onları yerleştireceğim. Diğer çerçeveler yine aynı renk kalacaklar. Onlar yeğenimin resimleri. Bu aşağıya da yine eşimle olan resimlerimi koyacağız. Çerçevelerim hazır. Size şöyle bir de uzaktan göstereyim. Son hali bu şekilde olmuş oldu. En alta da şimdi çerçevelerimi falan yerleştireceğim. Sıkılana kadar da bu şekilde gitsin. Sıkıldıkça yine ara ara değiştiriyoruz. Buranın işi bittiğine göre artık diğer işlere geçebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde geldim. Önce şu kutuyu bir açalım. Uykumu da açarken tereddüt ettim. Sonra şurayı da tamamdır. Efsane kitaplarım geldi. Ay, sizi salladım, pardon. Bu Hikmet Anadolu Üstekin'in "Ne için varız, onun için yanarız" diye devam ettireceği kitap serisi. Eyvallah 1 2 3 diye giden. Aslında biz şunu değişik almıştık ama neyse, içerik olarak değiştirmişler. Hiç problem yok. Bunu aldık. Kahraman Tazioğlu'nun 3 tane kitabını istemiştim. Olmayanlarını istedim. Aslında ben de olanları da istedim. Nasıl istedim? Şu kitaplarımı okuyacağım diye götürüp ama bir türlü getirmeyip üzerine yatan sevgili arkadaşlarım, kitaplarımı getirsenize ya, aşk olsun. Hakikaten bu Ahmet Batman'ın da "Sabah Uykumla Gökyüzüne Notu" da aldım. Çünkü bunlar da okumak için götüren arkadaşlarım, getirmedikleri için. Bunlar da yeniden alınmış oldu. Şimdi bunları bir kenara alayım. Diğer gelen kargoları da sırayla bakalım. Şimdi başlayalım. Bu benimki olması lazım, evet. Ama kalıbı biraz fazla mı büyük? Bu sweatshirtlerden almıştım, beyaz. Bu kenarı yırtmaçlı olanlar. İçi de böyle ne denir? Pamuklu gibi hafif. Ben biraz böyle salaş olsun demiştim ama bu çok büyük gibi duruyor. Denemem lazım. Eğer çok büyük olursa bunu bir küçüğüyle değiştirebilirim. Daha sonra şurada keseyim bunu. Evet, bu da eşime aldığım. Ne takım olsunlar diye aldım da, markaları farklı ama en azından şu alt kısımları falan birbirine benziyor. Evet. Yani mevsimlik gibi. Eşiminki de neredeyse benimki kadar cüsseli olmuş ama neyse, bunları deneyelim önce. En merak ettiğim kaydı buydu. İçinde, hatta size göstermeden şöyle okuyayım. Çok güzel bir not bırakmışlar. Çok tatlış.
Evet, merakla beklediğim harika hırka aslında. Bunu görsel linkini bulursam size de bırakırım. Gerçekten yumuş yumuş. Bu orijinal el örgüsü. Bilmiyorum bu rengini seçtim. Düğmesi de olsa güzel olurdu ama olsun. Böyle taytların üzerinde normal sweat şörtler ya da tişörtle çok güzel olur diye düşünüyorum. Bu da böyle. Bu da Karaca'nın şimdi nefes ölçüsü olarak mı geçiyordu? Herhalde öyle olmasın dedim. Bu kış konsepti, sonbahar konsepti öyle olsun diye bunu da almıştık. Çok kalın bir yapısı yok zaten. Tam istediğim gibi. Uçları da şöyle püsküllü. Bu da gayet güzel. Umarım boyu da tam istediğim gibidir. Şimdi bunları ben hemen bir hızlıca kaldırayım. Yıkanacak olanları da bir yıkayayım. Denemek istediklerimi de bir deneyeyim önce. Gelecek olan 4-5 parça daha kargom var ama onlar hala kargodalar. Onları da geldiği zaman gösteririm yine size. Şimdi ben buraları hızlı bir şekilde hemen bir toplayayım. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, kargolarımın iki tanesi daha geldi. Şimdi kargo poşetinden çıkardım. Şunları da bir açayım. Söylemiştim videonun devamını eklerim diye gelenleri. Şimdi bu ikisi de geldi. Bunları da hemen bir açayım, size bir göstereyim. Şöyle bir tane kot aldım. Bunu da bir deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Bir tane de böyle yine sweatshirt almıştım. Bunun rengini önce sarı almıştım ama daha sonra ceket alınca bu renge döndürmüştüm. İyi ki de buna döndürmüşüm. Bunun da kumaşı falan çok güzel, kaliteli. Gerçekten fiyatına değmiş. Bunu da bir deneyeceğim. Özellikle kendi bedenimden büyük aldım bunu. Diğer beyaz kadar büyük değil ama böyle savaş görüntü oluşturmak istedim. O yüzden bu da böyleydi. Şimdi bunları da denedikten sonra makineye atacağım. Bakalım. Yine gelen kargolarım olursa onları da bunların arkasına eklerim ki hepsi bir anda çıksın. Evet, size söylemiştim. Kargoların devamı geldikçe arka arkaya ekleyeceğim ki hepsini bir anda görmüş olun diye. Şimdi yine kargom geldi. Böyle hepsi aynı anda gelse çok iyi olacak ama 2 saat arayla, 3 saat arayla falan geliyorlar. O yüzden bu şekilde olmuş oldu. Şimdi favori ürünümü göstereceğim. Bunun rengini bu şekilde seçtik. Kolları şu şekilde, yakından da göstereyim. Kollarının şu uç kısımları özellikle hoşuma gitti. Böyle o bilek kısmı benim için yapışacak, bol olmayacak. O şekilde seviyorum. Şu kısımları da hoş. Kolları da şu şekilde. Başka gelecek olan kargolarım var ama onlar artık şey, vitamindir. Hani Supredin falan, balık yağı falan onlar. Onları artık göstermem diye düşünüyorum. Genel olarak aldıklarım böyle. Artık uzun uzun bir süre yani kıyafet alışverişi yapacağımı çok zannetmiyorum. O halde şimdilik burayı burada kapatayım. Normal diğer günlük işlerimize dönebiliriz. Bugün sizlerle efsane bir brokoli çorbası yapacağım. Bu çorbayı kesinlikle ama kesinlikle deneyin. Özellikle çocuklarınız sevmiyorsa bu vazgeçilmeziniz olacaktır. Brokolilerimi güzel yıkadım ben. Buradalar. Burada da bir adet soğanım. 2 tane de havucum var benim. Bunları da güzelce kestim ve hemen hazırladım.
Şimdi suyumun kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra yine aşamalarını tek tek size göstereceğim. Gördüğünüz gibi tenceremde suyum kaynama aşamasına yaklaştı. Ben içerisine tuz attım kaynamak üzereyken. Şimdi ne yapıyorum? Hemen brokolilerimi, havuçlarımı ve soğanlarımı hepsini çiğden koyuyorum. Hepsi de tamamdır. Şimdi bunları bir karıştıralım. Şöyle. Bunları şimdi haşlanmasını bekleyeceğiz. Ağzını da hemen kapatıyorum. Evet, şimdi hemen size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi sebzelerim efsane bir şekilde haşlandılar. Şimdi haşlanan sebzelerimi önce blenderdan geçireceğim. Daha sonra içerisine krema ekleyeceğiz. Ama şu aşamada içerisine zaten suyuna tuz atmıştım, hatırlıyorsunuz. Çok az karabiber atacağım. Onun dışında hiçbir baharat eklemeyeceğim. Şimdi hemen bunları bir blenderdan geçirip geleyim. Evet, blenderdan geçirme işim de bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İçinde çok küçük parçalar kalabilir zaten. Onların çok etkisi yok ama benimkinde kalmadı. Çok güzel bir şekilde çektim. Şimdi hemen içerisine ne yapacağım biliyor musunuz? Yarım paket krema ekleyeceğim. Sevmeyen kim varsa bu tariften sonra emin olun bayılarak tüketecekler. Ben normalde çok seven biri değilim ama bu tariften sonra gerçekten severek yiyoruz. Şöyle tel yardımıyla yaparsam sanki böyle daha sessiz olacak gibi. Şimdi tamamdır. Brokoli çorbamız hazır arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Sunum aşamasında yine zaten size gösteririm ama içerisine hiçbir baharat dahi koymadan, yağ bile koymadım fark ettiyseniz. Zaten kremanın yağ oranı var içerisinde, onu da eklemiş oldum. Hem diyet yapanlar için, hem sağlıklı beslenenler için, hem de çocukları sevmeyenler için harika bir tarif oldu. Şimdi ben hemen diğer yemeklerimi de hazırlayayım. Daha sonra sunum aşamasında da görüşürüz. Yemeklerimiz hazır. Çok da güzel oldular. Tadına bakmıştım. Zaten efsane olmuş. Kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Burada da köfte yaptım ama ne köftesi deniyor bunun için? Köfte mi acaba? Tam olarak bilmiyorum. Her neyse ona bakar yazarım. Onu yapmıştım. Suda haşladım. Direkt üzerine böyle sarımsaklı yoğurt yaptım. Bir de bol tereyağlı, salçalı bir sos yaptım. Burada da eşim gelirken tabii ki çilek almış. Bunlar da var. Bunları yıkayacağız. O halde bize şimdiden afiyet olsun. Evet, hem videonun kapanışını yapayım istedim hem de sizlere veda etmiş olalım. Şimdi çay içeceğim. Bu form kayısılı çaylarından aldım. Bunlar %100 geri dönüştürülebilen şeylerden. Normalde bugün kahveyi bayağı tükettim. O yüzden de böyle
Çay içmek istedim. İlk başlarda böyle tadı biraz garip gelebiliyor ama daha sonra içtiğinizde alışıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir tadı var. Bugün de böyle geçmiş oldu. Biraz yemek, biraz alışveriş. Bugün mutfak ve oturma odasının perdelerini yeniden yıkadım. Böyle hani hem yaza girerken hem kışa girerken yıkıyorlar ya, ben onu yapmıyorum. Yani kirlendiğini hissettiğim an yıkıyorum açıkçası. Tüllerimi yıkarken yine beyaz sabun kullandım. Çok güzel, mis gibi oldular. Hemen yıkar yıkamaz da zaten taktım. Ütülemeye falan gerek yok. Şimdi sizleri daha fazla sıkmayayım. Hem video çok fazla uzamasın, hem de artık videomu sonlandırmış olayım. Benim çayım hazır. Hem biraz kitap okuyacağım, hem de biraz dinlenmiş olurum. Artık yapacak bir işim kalmadı. O halde bugünlük de bizden bu kadar olsun. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.